Şurayı da biri doldurabilir mi? Başkanım buradayız. Çektim mi? Başkanım bakabilir miyim? Milli iradeye saygı çerçevesinde panelde Sayın Eski İçişleri Bakanımız Meral Akşener'in Tekirdağ ile ilgili programını sizlere bildirmek için burada bulunmaktayız. Sayın Meral Akşener 1 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çerkezköy'de Çerkezköy Belediye spor salonunda bir konuşma yapacak Çerkezköy halkımıza. Saat 15.30'da Ramada Otel'de Süleyman Paşa'da Ramada Otel'de bir toplantımız olacak. Şehrimizde 1 Nisan'da iki tane toplantı olacaktır. Toplantılarımızın tabi amacı referandumla ilgili Türk milliyetçileri hayır diyor adında bir panel olacaktır. Tabi toplantılarımız bizim meşakkatli geçiyor. İzinlerimiz çok zor olmuyor. Açık alana verilmiyor. Sadece salon toplantısı ve konferans bağında yapabiliyoruz. Ondan dolayı miting olarak izin alamadığımızdan dolayı salon toplantıları yapmaktayız. Bunun için de tüm basınımızı, tüm halkımızı sizlerin nezdinde oraya davet edeceğiz. Bana bu konuda soru sormak isteyen arkadaşımız var ise cevaplandırmaya hazırım. Tekirdağ'da tek toplantı mı olacak? Tekirdağ'da iki toplantı olacak. Tekirdağ merkezinde bir de Çerkezköy ilçemizde olacak. Tekirdağ ile ilgili. Şu anda diğer adaylarımız da bizim platformumuzda 4 tane genel başkan adayımız vardı. Onların programları da olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğiz. Şu anda sadece Meral Hanım'ın programı vardır. Diğer adaylarımız da tüm Türkiye'nin illerine dağılmış vaziyette. Her 4 adayımız da 15'er il olmak üzere 60 ilde program yapmaktadır. Sayın Ümit Özdağ, Sayın Sinan Oğan, Koray Aydın bütün bölgelere dağılmış vaziyetteler. Her adayımız 15 ilde toplantı yapıyor. Şu anda da her gün birer ilde toplantıları var. Açıklama miting için bir talebiniz oldu mu? Şu anda verilmediği için olmadı. Yüksek Seçim Kurulu sadece 4 siyasi partiye, mecliste bulunan 4 siyasi partiye açıklama mitingi yapacağını açıklamasından dolayı talep etmemize gerek yok, verilmiyor. Valiliklerin izniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun izni şeyiyle kararı olduğu için vermiyorlar. Yani. Onun için biz de hiç müracaat etmedik. Red olacak bir şeye müracaat etmedik. İkinci plan var mı peki böyle Ramazan'ın iptal olması gibi ya da Çerkezköy'deki yerin iptal olması gibi bir durumu söz konusu olduğu zaman? Şu anda her iki tarafın da söz konusu değil. Emniyetten beni aradılar. Bugün de aradılar. Çerkezköy programının nasıl olacağını. Ramazan'ın nereden ve hangi saatte olacağını. Yani güzergah ve şeyler, saatleri öğrenmek için bizden teyit aldılar. Bu sabah teyit aldılar. Yani baskı kurulup Ramada'yı iptal ettirdiler. Kerem Bey'den baskı teyit almamışları son anda iptal edildi. Cumhurbaşkanı'nın arkadaşı değil, Ramada'da arkadaşı değil mi Cumhurbaşkanı? Şimdi tabii biz o sözleşmeleri veya şeyi yaparken bizim elimizde resmi sözleşmeler var. Ramada Otel yaparken ücret mukabilinde ben ticarethaneyim. Ben kesinlikle iptal etmeyeceğim. Bize beyan ettiler. Biz tabii enerji için sorduğumuzda mesela Çanakkale'de enerji kesildiği için bizim bana verdikleri bilgi bizim jeneratörümüz var. 10 yarım dakika veya 1 dakika içerisinde otomatik devreye gireceğini. Burada öyle bir şeyin söz konusu olmayacağını söylediler efendim. Tekirdağ için bir tehdit unsuru var mıdır? Bize ulaşan şu ana kadar. Şu ana kadar bize ulaşan hiçbir tehdit yok.
Sadece Çerkezköy'de sosyal medyada bazı arkadaşlarımız atıp tutmaktadır. Öyle bir şeyin söz konusu olacağını tahmin etmiyorum. Olması da imkansız gibi bir şey. Yorum derken nasıl yorumlayacağız ki yani? Yani siyasi çalışmalarını, evet açıklamalarını, eski il başkanı olarak. Şu anda hiç sahada görmedik. Hiçbir toplantı yaptığını da görmedik. Veya bir basın açıklamasıyla vatandaşa el ele, yüz yüze, dirsek temasını hiç görmedik. Çıksınlar vatandaşa, dirsek teması yapsınlar derim yani. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışması olur. Biz seçim çalışmalarında veya diğer 2010 referandumunda köy köy, sokak sokak gezdik. Tekirdağ'ın dedi zaten. 2010 referandumunda hayır çıkmıştı. Hayır oranı yüksekti. Şu anda da herhalde Tekirdağ'da biz bazı köylere, bazı kahvelere, gece toplantılara gittiğimizde olumlu bir hava aldığımızın izlenimlerindeyim yani. Olumlu bir hava alıyoruz biz. Bu evet ayrı kapsadığımız zaman 18 maddeyle sınırlandırıyorlar. Ama iktidar partisinin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcileri bu 18 maddenin açılımını hiçbiri yapmıyor. 286 tane anayasa değişikliği var. Her maddenin altında kurulmuş özel tuzaklar var. Ama bizim insanlarımız okumadığı için kulaktan dolma sözlerle, kulaktan dolma muhabbetlerle gidiyorlar. Ne bir cumhurbaşkanımız, ne başbakan, ne evet'i savunan arkadaşlarımızın bir tanesini şu maddelerin açıklamasını daha hiç görmedim. Akşam en basiti cumhurbaşkanımızın söylemleriyle AK Parti'nin anayasa ile ilgili, referandumla ilgili verdiği beyanatlar tam zıttı. Mesela meclisi feshetme yetkisi var mı diye sorulduğunda Cumhurbaşkanı yok diyemedi. Ama AK Parti'nin yayınladığı kitapçıkta öyle bir şeyin olmadığını bize beyan etti. Okuduk kitapçığında. Yani söylemlerinin hiçbirinin doğru dürüst açıklaması yok. Çok büyük, 18 maddede de çok büyük tuzaklar kurularak gelinmiş. Bu da Türk halkına kurulan bir tuzaktır. Evet. Okumasını, yazmasını bilen arkadaşımız bunları okuyup değerlendirme yapar ise bunda hiç çalışmaya, koşturmaya, hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin yok olmasıyla ilgili, üniter yapının yok olmasıyla ilgili bütün her şey var arkadaşlar. Yani siz basın mensuplarısınız. Sizler bu konuyu daha iyi bizden daha iyi bildiğinizi tahmin edebiliyorum. Toplantı sabote edilirse tedbir emniyetçe mi yapılacak yoksa içinizde emniyet. Bir genç grubu var mı? Şimdi efendim bizde Tekirdağ'da kabadayılık olmaz. Yani emniyet güçlerimize biz, kolluk güçlerimize sınırsız güveniriz. Ama biz vatan kaybetmiş, topraklardan gelmiş çocukların torunlarıyız, dedelerin torunlarıyız. Bize bir zarar geldiği an, bir talep olduğu an gereğini yaparız. Sayın Asan. Tedbir misiniz yani? Tedbir tabii. Gerek Tekirdağ'da. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. Gerek Tekirdağ'da gerek ülke genelinde nasıl görüyorsunuz başkanım? Referandum oynamışsınız. Şimdi ilimizde referandumla ilgili benim görüşüm veya benim bir hedefim geçmiş siyasi tecrübelerime dayanarak Tekirdağ ilinde oran olarak %70 hayır çıkacağını iddiasındayım. Türkiye genelinde de %56, %57 civarında hayır çıkacağını, %43 civarında evet çıkacağının bilgisindeyim. Yani basından aldığımız izlenimler, bir de programlara, bu bizim adaylarımızın programlarına katıldığında çok ciddi bir talebin, çok ciddi bir şeyin olduğundan dolayı, ilginin olduğundan dolayı. Mesela bir İzmir programımız oldu bu cumartesi günü. İzmir siyasi parti kimliği yok.
hiçbir kimse, dışarıdan gelen hiçbir tane taşıma otobüs yok. Hiçbir belediye imkanı yok. Hiçbir şey olmadığı halde çok ciddi kalabalık, mesela siyasi parti temsilcilerinden fazla kalabalık olduğunu Gündoğdu Meydanı'nda gördük. İzmir. Ona valilik mi izin verdi Gündoğdu Meydanı? Tabii. Valilik. Valilik izin verdi. Siyasi şey... Demek ki 4 siyasi partinin dışında da miting olmuyor. Bazı illerde bazı valilerin istisnasıdır, inisiyatifindedir. Seçim kurulu kararını da dinlemeyebilir. Niğde toplantıya izin verdi mesela. Niğde valisi toplantıya da izin verdi. Niğde ilinde de kapalı alan konferansa da izin verilmedi. Başkan, tecrübeli olduğunuz bir konuda bir soru aklıma geldi. 100 bin imza diyor. 100 bin imza toplayan her vatandaş adayı olabilir. Fakat siz de imza verdiniz. Sonra tahmin ediyorum çeşitli cephelerden tekrar savcılık tarafından imzalarınız alındı. Bu 100 bin imza toplandığı zaman gerçek midir, değil midir denirse, denme ihtimali var mı? Efendim, adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Biz 655 imzayla kongreye gittik, kongre talebinde bulunduk. Tüzüğümüzde, bizim parti tüzüğümüzde 248 imza olması yeterli olduğu halde şu anda yapılmadı ve bugün saat 10'da Ankara 3. Asya'da da mahkememiz görülüyor. Bugün olmak üzere. Hiçbir siyasi partide, hiçbir şeyde yapılan kongrenin iptali diye bir söz konusu değil. Adalet işlerine karışmaması gerekiyor. Bir dilekçeyle 752 tane kongrede imzası olan arkadaşımızın bir kişinin itirazıyla durduruldu. Kongremiz durduruldu. Yani biz yargıya nasıl güveneceğimizi bilmiyorum. 100 bin imza dediğiniz zaman o gün de aynı şekilde yaşanmayacağının hiçbir şeyi yoktur. Bir açıklama yok. Sadece 100 bin imza diyor. Alt açıklaması hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 100 bin imzayı şey yapacak. Yarın bizim kongremiz gibi böyle olmaz, şöyle olmaz. Zaman aşımından öldürmek istiyorlar. Yani biri itiraz ederse, bu imzalar sahte derse, yürütmeyi durdururlar. Yürütmeyi durdururlar. Şimdi bizlerle ilgili, biz imza veren kongre delegeleri olarak kongremizden sonra adliyede adi suçlu gibi davranıldık. Gittik, imzamızın sahte mi değil mi olduğunu savcılara ifade verdim ben. Ve verdiğim ifadede benim imzam dememe rağmen 6 dosya bana imzalattılar, ayakta, oturarak, sağ el, sol el. 6 dosya imza verdim ben. Yani iyi savcıya bu imza benim değil demedim yani. Bu imza benim dediğim halde, beyanı kabul ettiğim halde benden imza aldılar. Önden fotoğraf, yandan fotoğraf aldılar, suslu gibi. İmzanın sizin olduğunu kanıtlayabildiler mi başkanım? Herhalde yani. Bundan sonra herhalde bir kişiye gönderecekler imzayı. Yani bunlar böyle bir tutum içerisindeyiz. Artık Allah takdiridir. Allah'a havale ettik. Sonuçunu böyle bekliyoruz. Yani kongremiz yapılmadı. Kongremiz yapılsaydı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı değişebilirdi. Veya değişmeyebilirdi. Yani orada 1200 tane temsilcimize verilmiş şeydi. Haktı. Orada kimi isterler seçebilirlerdi. Ki genel merkezimiz kongre tarihi açıkladığı halde afişler yaptı. Kendi adamlarına itiraz ettirip yürütmeyi durdurdu. Ankara bugün karar verirse, bugün mahkememiz var. Evet. Bugün karar verirse, bugün herhalde incelenecek. Karar da Mayıs'ta mı, Haziran'da mı ne verilecekmiş? Vallahi herhalde bilmiyorum. Referandumdan sonraya kalır. Benim de çünkü 9 ay incelemesi yok. Geçen gün anayasa televizyonda izlediğimizde, anayasa profesörü veya yargıçların izlediğimiz şeyde siyasi parti mahkemelerinin, siyasi parti temsilcilerinin davalarını bir aydan fazla uzatmaları kesinlikle yasak imiş. Öyle duyduk. Ama bizimki 8 ay oldu. Şu anda nasıl karar verirler, ne vereceklerini bilmiyoruz ama benim hiç ümidim yok karardan.
şu anda kongre kararı vermiş olsalar 15 gün üstünde de kongremiz yapılabilir. Çünkü kongreyi yapmakla yetkili ben ve 3 arkadaşımız orada kongrede yetki verdiler bize. Bizimle 15 günlük gazete ilanı, yani kongrelere gitmesi için 15 günlük gazete ilanı ve yer bildirimiyle kongreyi hemen yapabiliriz. Onda bir sakınca yok. Referandum biterse 9 ay olacak, işte 9 ay o zaman yani. Hayır da çıkarsa şansını. Şimdi ablacığım yani referandum referandumdan sonra olur olmaz. Yok olur.